Efendim Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanında Hazreti Peygamber'e bir delikanlı gelir ve delikanlı Resulullah'ın bulunduğu Mescid-i Saadet'in içine gelir. İşte kimseyi üzecek olan şeyi yapma, seni üzecek olan şeye de müsaade etme. Çünkü sen üzersen yarın üzülürsün. Bunu anlatan çok zarif bir olay olduğu için sizinle paylaşmak istedim. Şu ezan vaktinden ve duamızdan önce. Bir delikanlı belli ki kanı kaynamaktadır. Allah Nebisi'nin önüne gelir, Resulullah'ın önüne ve der ki ya Resulallah, ben size bir şey söylemek istiyorum. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam delikanlıya, bütün gelen soru soranlara o yumuşak üslubuyla ve adabıyla muamele ettiği gibi sevgililer sevgilisi delikanlıya dönecek. Gel otur ve sor, derdini anlat delikanlı. Delikanlı belli ki Medine'de İslam'ı yeni öğrenmiş, İslam'a yeni girmiş, belki bir peygamberle nasıl konuşması gerektiğinin dahi terazisini ve ölçüsünü yapamamış bir delikanlı olabilir. Resulullah'ın yanına oturur, belki ondan alması gereken yığınla feyiz ve bereket varken Resulullah'a der ki, ey Allah'ın elçisi, ben zina etmek istiyorum. Bana zina için müsaade eder misiniz? Ne kadar ağır bir soru, ne kadar ürküten ve insanı hakikaten rahatsız eden bir talep. Ben zina etmek istiyorum, bir çıkış kapısı var mı? Hazreti Peygamber delikanlıyı kovmaz, kovalamaz, yüzünü ekşitmez Resulullah. Ona hadi buradan git ve konuşma, bu adamı mescitten atın demeyecek delikanlıyı. Resulullah delikanlıya diyecek ki, sen bir annen var mı senin? Var, benim annem var ya Resulallah. Peki sen annenle zina edilmesini kabul eder misin? Delikanlı bir an durur, düşünür. Hayır ya Resulallah, kim annesiyle zina edilmesini kabul edebilir ki? Resulullah der ki, senin bacın var mıdır der. Benim bacım vardır ey Allah'ın elçisi. Sen bacınla zina edilmesini kabul eder misin? Hayır ya Resulallah. Senin teyzen var mıdır? Halan var mıdır? Kademe kademe Allah Nebisi bir anda nefsinin sarhoşluğuna kapılmış olan delikanlıyı kırmadan uyandırır. Delikanlı her seferinde hayır, benim razı olmam mümkün değil. O zaman Resulullah döner ve delikanlıya der ki, ama senin zina etmek istediğin de ya bir annedir, ya bir bacıdır, ya bir teyzedir, ya bir haladır, ya bir bacıdır. Sen kendin için razı olmadığını başkası için nasıl talep edebiliyorsun? Sen delikanlı, kalk ve seni evlendirelim. Sana helalinden bir eş alalım diyecek. Delikanlı Resulullah'a dönecek. Allah'ın Resulü, ben bilmiyordum. Siz beni eğittiniz. Allah'ım sizden razı olsun diyecek. Ve bundan sonra ben tam bir edepli olacağım diyecek. Ve delikanlı hakikaten hayatının geri kalan kısmında bir edep timsali olacak. Biz bu şekilde işleri doğru sorgulayan ve doğruyu bulan gençleri seviyoruz. Allah onların yollarını açık eylesin. Ne kadar ürküten ve insanı hakikaten rahatsız eden bir talep. Ben zina etmek istiyorum. Bir çıkış kapısı var mı? Hazreti Peygamber delikanlıyı kovmaz, kovalamaz, yüzünü ekşitmez Resulullah. Ona hadi buradan git ve konuşma, bu adamı mescitten atın demeyecek delikanlıyı. Resulullah delikanlıya diyecek ki, sen bir annen var mı senin? Var, benim annem var ya Resulallah. Peki sen annenle zina edilmesini kabul et vaktinden ve duamızdan önce. Bir delikanlı belli ki kanı kaynamaktadır. Allah Nebisi'nin önüne gelir, Resulullah'ın önüne ve der ki ya Resulallah, ben size bir şey söylemek istiyorum. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam delikanlıya, bütün gelen soru soranlara o yumuşak üslubuyla ve adabıyla muamele ettiği gibi sevgililer sevgilisi delikanlıya dönecek. Gel otur ve sor, derdini anlat delikanlı. Efendim Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanında
Hazreti Peygamber'e bir delikanlı gelir ve delikanlı Resulullah'ın bulunduğu Mescid-i Saadet'in içine gelir. İşte kimseyi üzecek olan şeyi yapma, seni üzecek olan şeye de müsaade etme. Çünkü sen üzersen yarın üzülürsün. Bunu anlatan çok zarif bir olay olduğu için sizinle paylaşmak istedim. Şu ezan eder misin? Delikanlı bir an durur, düşünür. Hayır ya Resulallah, kim annesiyle zina edilmesini kabul edebilir ki? Resulullah der ki, senin bacın var mıdır der. Benim bacım vardır ey Allah'ın elçisi. Sen bacınla zina edilmesini kabul eder misin? Hayır ya Resulallah. Senin teyzen var mıdır? Halan var mıdır? Kademe kademe Allah nebisi bir anda nefsinin sarhoşluğuna kapılmış olan delikanlıyı kırmadan uyandırır. Delikanlı belli ki Medine'de İslam'ı yeni öğrenmiş, İslam'a yeni girmiş, belki bir peygamberle nasıl konuşması gerektiğinin dahi terazisini ve ölçüsünü yapamamış bir delikanlı olabilir. Resulullah'ın yanına oturur, belki ondan alması gereken yığınla feyiz ve bereket varken Resulullah'a der ki, ey Allah'ın elçisi, ben zina etmek istiyorum. Bana zina için müsaade eder misiniz? Ne kadar ağır bir soru.